Kazanım 26'dayız. Şimdi burada x kare artı x artı 1 0 vermiş. üzerine 12 soruluyor. böyle sorularda küp açılımını kullanacağım ama nasıl kullanacağım? Yani e, küp farkı açılımı. Bunun farkının açılımı. E, x kare artı x artı 1 bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu 0'mış. E şuradan ben x küp eksi 1'in kübünün x küp eksi 1'in x küp eksi 1'in kübü. x küp eksi 1'in açılımı neydi? x eksi 1 çarpı x kare artı çarpımları artı 1. x kare artı x artı 1. Şimdi yani bak x kare artı x artı 1'i 0 olarak verdim. Burası 0 ise x küp eksi 1 0 demek. E şimdi x küp eksi 1 0 eşitse bu x küpün 1 olduğu anlamına gelir. Yani bunu verdiği için bana ben x küp eksi 1'in 0 olduğunu x küpün 1 olduğunu buldum. x küp 1. E şimdi bana x üzeri 12'yi soruyor. x üzeri 12 demek. Ben bunu x küp cinsinden yazacağım. x küpün kaçıncı kuvveti olur bu? x küp 1 ise x küpün 4. kuvveti doğru mu? E buradan ne oldu? x küpün 4. kuvveti eee burada x e, x küpü ne buldum ben bu arada dur. dur Döngüye girdim resmen. x küpü 1 buldum. 1 üzeri 4'ten cevabım 1 oldu. x üzeri 12 ne oldu? 1 oldu. Şimdi burada eee buradaki x eksi 1 x'in 1 gelmesi bunun da 0 olduğu anlamına geliyor. Zaten buradan direkt x küp 1 olabilir. Ama biz böyle düşünmeyeceğiz. x küp yerine 1 yazacağız. Yani direkt x küp 1 ise x 1'dir burada. E, reel sayı olarak. Ama diğer durumlarda mesela ilerleyen sorularda daha farklı sonuçlar elde edebiliriz. O yüzden buradan direkt 1 yazdım. Geçtim ben x küp yerine. x yerine değil ama x küp yerine 1 yazdım. İkinci sorudayım. M kare eksi m artı 1 sıfır. M üzeri 7'nin eşiti. E, bu da m kare eksi m artı 1. Şuradan düşünelim. m küp eksi 1'in küpünün açılımı neydi? m küp eksi 1'in küpü. Pardon m küp artı 1'in küpü. m küp artı 1'in açılımı. m artı 1 çarpı m kare. Birincinin karesi. Birinci ikinci çarpımı arada eksi olacak. Artı ikincinin karesi. E bu sıfır olur. Neden? Çünkü m kare eksi m artı 1 şurayı sıfır vermiş. E bu ifade sıfırsa demek ki sonuç sıfır. E buradan ne geliyor? m küp eşittir eksi 1 geliyor. Şimdi bak burada demek istediğim bu. İşte m küp eksi 1 ise direkt m eşittir eksi 1 diyemem burada. Çünkü neden? Zaten burada M, M yerine eksi 1 yazdığım zaman burası 0 olmuyor. Tamam bur burayı 0'mış gibi düşündüm. E, M, M yerine eksi 1 yaz. Bak M yerine eksi 1 yaz. Eksi 1'in karesi 1. Artı 1 artı 1. Burası 3 geliyor. Yani M eksi 1 olamıyor. M küp eksi 1. Yani buradaki M reel sayı değil. O önemli değil benim için. Ben M küpü eksi 1 buldum. M üzerine hareket edeceğim. Şimdi M üzeri 7'yi yazarken ben bunu e, ee, m üzeri 6 çarpı m diye yazıyorum. Neden m üzeri 6 diye yazdım? Çünkü m küpün kuvvetleri diye yazacağım ya. m küpün karesi çarpı m diye yazdım. E, m küp dediğim ne? Eksi 1. Eksi 1'in karesi çarpı m. Yani eksi 1'in karesi 1 olduğu için bunun sonucu direkt m oldu. Cevabım e, c olur. Tabi burada en büyük yanılgı şu olur. İşte m küp eksi 1 ise m eşittir eksi 1. İşte hocam burada eksi 1 üzeri 7'den cevabım eksi 1 olur deyip B'yi işaretlerseniz yanlış yapmış olursunuz. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü dediğim gibi M küp eksi 1 ama M demek ki burada reel sayı değil. M eksi 1 olamaz. Çünkü zaten bak bana verdiği ifadede M yerine eksi 1 yazınca sağlamıyor. M küp eksi 1 demek ki bu M kare eksi M artı 1 sıfır ama M eksi 1'den farklı. Buradan ne geliyor zaten? Karmaşık kök geliyor. Yani şuradaki ifadeden e, reel kök değil de karmaşık kök geliyor. O yüzden bu en çok yapılan hatalardan biri. Buraya özellikle dikkat etmek lazım. Evet üçüncü sorudayım. A birden farklı demiş. Bak böyle şeylerde buralar önemli. Bunu kullanıyoruz demek ki. A küp eksi 1 sıfırmış. A küp eksi 1. A küp eksi 1'in küpü. Ben bunu nasıl yazıyorum? A küp eksi 1'in küpü. A eksi 1 çarpı. A kare artı A artı 1. Bu sıfıra eşitmiş. A küp eksi 1. E demiş ki A 1'den farklı. Demek ki A eksi 1 sıfırdan farklı. Bu sıfır olamaz. E bu sıfır değilse kesinlikle nedir? A kare artı A artı 1 sıfırdır. A kare artı A artı 1 sıfırdır. Çünkü neden? A 1'den farklı onu biliyorum. A eksi 1 sıfır olmaz. E çarpımın sonucu sıfırsa mutlaka ikisinden biri sıfır olmalı. A eksi 1 sıfırdan farklı ise A kare artı A artı 1 sıfır. Şimdi bak burada verilen ifadeye baktığında burada bir açılım yok. Yani 2A küp 3A kare eksi 5A artı 10. Burada şu bulduğumu nasıl kullanacağım? A kare artı A artı 1. Sıfır ya. A kare eşittir. Eksi A eksi 1. Bunu kullanacağım ben. Buradaki işleme bakıyorum. Eşittir diyorum. 2 çarpı. Ben şu A küpü. A çarpı A kare diye yazarım. Doğru mu? A küp demek A çarpı A kare. A yerine de eksi A eksi 1 yazayım mı? Çünkü bulduğum ne? Eksi a kare eksi A eksi 1. A kare yerine eksi A eksi 1 yazıyorum. Bak. A kare yerine eksi A eksi 1. Yani buradan A'yı bulmaya çalışmıyorum. A kare gördüğüm yere eksi a eksi 1 yazıyorum. Artı 3 a kare yani 3 çarpı eksi a eksi 1. Eksi 5 a. A'ya dokunmuyorum artı 10. Şimdi burayı biraz toparlayalım. Şimdi şurada işlem yapayım ben. Şurayı çarptım. Ne geldi burası? 2 a. Eksi 2 a ile eksi a'yı çarptım. Eksi 2 a kare oldu. Eksi 2 a kare. Doğru mu? Şimdi şuradan ne geldi bak? Eksi 2 a. Eksi 3 a. Buradan eksi 2A geldi. Buradan eksi 3A geldi. Eksi 5A. Eksi 5A da burada var. Eksi 10A. Eksi 10A. Çok güzel. Buradan eksi 3 geldi. Buradan artı 10 geldi. 7 geldi. İşlemi toparlayınca bu ifade geldi. Şimdi son bir defa eksi 2 çarpı yine A kare geldi. A kare yerine ben ne yazacağım? Yine eksi A eksi 1 yazacağım. Eksi 10A artı 7. Şu A kare eksi A eksi 1 buldum. Yani burası şurayı çarptığınız zaman, eksi 2 çarpı eksi A 2A. Eksi 2 çarpı eksi 1 Artı 2. Buradan artı 7 geldi. Arada eksi 10a var. Şu eksi 10a'yı da yazdım. Artı 2 artı 7'den artı 9 geldi. Yani 2a eksi 10a. Eksi 8a artı 9 oldu. Bu ifadenin eşiti. Cevabım ne oldu? E oldu. Geçtim diğer soruya. Şimdi m küp eksi 2 verilmiş bana. Doğru mu? 1 bölü m e kare artı m artı 1. E buradan şu ifadeyi bunun m türünden eşit sormuş. Burada şu bu m kare artı m artı 1 var ya. Ben bu bir yerden tanıdık geliyor. Ben bunu m eksi 1 ile çarparsam aşağısı m küp eksi 1 oldu. E, yukarıyı da m eksi 1 ile çarpayım. Yani ifadeyi m eksi 1 ile çarpıp m eksi 1'e bölüyüm. Yukarısı m eksi 1 çarpı 1'den m eksi 1. Aşağısı ise m eksi 1 çarpı m kare artı m artı 1. Bu zaten küp açılımı. m küp eksi 1'in küpü. m küp eksi 1 oldu. m eksi 1 ile çarptığım için. Şimdi Burası ne oldu şimdi? M küp 2 olarak verilmiş bana zaten. Şimdi o zaman yukarısı M eksi 1. M'yi bilmiyorum. M küpü biliyorum. M eksi 1 bölü. E M küp yerine 2 yazarsam 2 eksi 1. Yani M eksi 1 bölü 2 eksi 1 1 yapıyor zaten. Sonucum buradan M türünden ne oldu? M eksi 1 oldu. Cevabım A oldu. Evet bu kazanım da bitti. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>